nedenle Roma'da bulunan sizlere de müjdeyi elimden geldiğince bildirmek için sabırsızlanıyorum. Burada gördüğümüz şey müjdeyi duyurmam benim sorumluluğum. Sevgili Kanal Hayat izleyicileri, Yaşayan Söz programında bugün tekrar birlikteyiz. Ben Pervin Kalkandelen, İstanbul Yaşam Aile Kilisesinde hizmet ediyorum. Sizlerle bugün Kutsal Kitap'tan, özellikle Kutsal Kitap'ta Romalılar kitabından biraz paylaşmak istiyorum. Romalılar kitabı İncil'in bir bölümü. Biliyoruz Kutsal Kitap'ta 66 tane kitap var. Bunların 27 tanesi yeni anlaşmada ve bunların büyük bir çoğunluğu da ...Pavlus'un e, kiliselere yazmış olduğu mektuplar. Ve buradaki Romalılar sözü de buradan geliyor. Yani Pavlus hangi kiliseye yazıyorsa o kilisenin adıyla geçiyor mektubun adı. Yani Roma Kilisesine yazdığı için Romalılar kitabı denmekte. Bu e, son derece önemli bir kitap. Çağlar boyunca kiliseyi yönlendirmiş ve son derece faydalı olmuş bir kitap. Birçok zaman, birçok yerde imanlılar bir araya gelip kutsal kitabı çalışalım dediklerinde ve Romalılar kitabını seçip çalıştıklarında Gerçekten aralarında büyük uyanışlar olmuş ve büyük Tanrı adamlarını aynı şekilde onların yüreklerindeki karanlığı gideren, onların yüreklerindeki soruları gideren şekilde Tanrı onlarda muhteşem işler yaptı. Tanrı bu kitabı güçlü bir şekilde kullandı. O yüzden ben ümidim o ki Tanrı sizin hayatınızda da bu söylediğimiz sözler, bu bugün burada konuştuğumuz her şey kutsal ruh aracılığıyla yüreklerinizde yaşam versin. Çünkü Tanrı sözü yaşayan sözdür, diri sözdür. Öyle söylüyor. Canla ruhu birbirinden ayırır, ilikle eklemleri birbirinden ayırır. Sizin hayatınızdaki karanlığı... işe yaramayan şeyleri de kessin atsın. Eğer kafanızda bir şüphe varsa Bunları kessin, atsın. Tanrı sözü bizim hayatımızda paklık için ve doğruluk için meyve versin bugün. Şimdi bugün sizlerle bu kitabın yazarı hakkında biraz konuşmak istiyorum. İsterseniz artık yavaş yavaş kitabımızı okumaya başlayabiliriz. Romalılar eğer sizler de kutsal kitabınızı alırsanız yanınıza çok iyi olur. Yanınıza bir defter alın, bir kalem alın ve... Çayınızı kahvenizi de umarım yanınıza aldınız. Belki bir ara olur o zaman da alırsınız. O zaman Rabbin sözünü hep birlikte esenlik içinde ve sevinç içinde çalışalım, paylaşalım bugün. O zaman ben okumaya başlıyorum. Sizler de belki kitaplarınızdan takip edebilirsiniz. Mesih'in kulu Tanrı'nın müjdesini yaymak üzere seçilip elçi olmaya çağrılan Ben Pavlus'tan selam. Tanrı Oğlu Rabbimiz İsa Mesih ile ilgili bu müjdeyi peygamberleri aracılığıyla kutsal yazılarda önceden vaat etti. Rabbimiz İsa Mesih beden açısından Davut'un soyundandır. Kutsallık ruhu açısından ise ölümden diriltmekle Tanrı'nın oğlu olduğu kudretle ilan edildi her ulustan insanın iman edip söz dinlemesini sağlamak için Mesih aracılığıyla ve onun adı uğruna, Tanrı lütfuna ve elçilik görevine sahip olduk. İsa Mesih'in çağrılmışları olan sizler de bu uluslardansınız. Tanrı'nın Roma'da bulunan, kutsal olmaya çağrılan bütün sevdiklerine babamız Tanrı'dan ve Rabi İsa Mesih'ten size lütuf ve esenlik olsun.'' Ne kadar harika sözler değil mi? Ve Pavlus'un mektuplarına baktığımızda lütuf ve esenlik olsun diye bitiriyor burada. Gerçekten lütuf ve esenlik e, olma, lütuf olmadan esenliğin olması mümkün değil. Daha önceki programımızda hatırlıyorsanız e, Martin Luther'den bahsetmiştik ve onun hayatında lütuf yoktu. Sürekli bir tip tükenmeyen bir çaba vardı. Tanrının gazabından kurtulmak, ne yapıp edip sonsuz yaşamı almak ve ölüm korkusuyla başa çıkabilmek için bütün hayatını e, Tanrıya adadığını düş düşünerek geçiriyordu. Tanrıya adadığını söylüyordu ama bunun ona hiçbir faydası yoktu ve içinde hiçbir esenlik yoktu. Ama ne zaman ki Tanrının lütfunu tattı, ne zaman ki Tanrının e, bizleri ...kurtarmasının iman aracılığıyla olduğu, ondan gelen bir armağan olduğunu anladı. İşte ondan sonra onun hayatında lütuf geldi. Bizler için de öyle olacağını ümit ediyorum. Özellikle Romalılar kitabı Tanrı'nın bizleri nasıl lütuf yoluyla kurtardığını... ...ve bizleri nasıl kurtardığını söylüyor. Şimdi burada başlarken Pavlus kendisinden İsa Mesih'in kuluyum diye bahsediyor... Bu ilginç bir kelime. Çünkü daha önce biz Pavlus'u bundan bu mektup yaklaşık 55-65 yılları arasında yazılmış ve biliyoruz ki zamanın başlangıcı İsa ile başlıyor ve İsa 30 yıl hizmetini bitirdikten sonra 3 yıllık 30 yıl yaşadıktan sonra 3 yıllık bir hizmet hayatı oldu ve bu hizmetinin en sonunda da canını bizler için vererek bizlere hizmet etti. Yani 33 yaşında çarmıhta öldüğünü biliyoruz İsa'nın ve dirildiğini biliyoruz. Ancak bu mektup 55 ve 65 yıllarında yazıldıysa o zaman demek ki Pavlus, Pavlus ben İsa Mesih'in kuluyum diyorsa, diyorsa bu İsa Mesih'in diri olduğuna işaret ediyor ve de değişik bir şeyler olmuş belli ki Pavlus'un hayatında. Çünkü elçilerin işleri kitabına baktığımızda, biz bambaşka bir Pavlus görüyoruz. Oradaki ismi Saul ve Saul bütün imanlılara zulmeden birisiydi. Kilise'yi e, yok etmek için ve imanlıları e, il, ve imanlıları bastırmak için elinden gelen her şeyi yapıyordu. Ve belli bir nüfusu da vardı ve güçlü bir adamdı. Örneğin elçilerin işlerinde İstefanus'un öldürüldüğü sahnesinde, işte birçok kişi İstefanus'u taşlayarak öldürüyor ve daha sonra onun giyeceklerini Pavlus'un ayakları altına bırakıyorlardı. İşte Pavlus böyle birisiyken nasıl şimdi ben İsa Mesih'im kuluyum diyebiliyor? Gerçekten dirilmiş olan İsa Mesihle karşılaştığına tanık değil mi? Dirilmiş olan İsa Mesih işte insanları böyle değiştirebilir. Onunla karşılaşmak bizim hayatımızı tamamen değiştirebilir. Eğer hayatımda bir değişiklik olsun diyorsanız, artık gittiğiniz yollardan sıkıldıysanız, artık alkolün pençesinden kurtulmak istiyorsanız, artık evliliğinizin değişmesini istiyorsanız, artık bu depresyondan kurtulmak istiyorsanız, sizlerin de tıpkı Elçi Pavlus gibi mucizevi bir şekilde İsa Mesihle yüz yüze gelmeniz gerekiyor. Çünkü onda öyle oldu ve inanın, onunla yüz yüze gelen insan artık asla aynı kişi olamaz. İşte Pavlus böyle söylüyor. Ben diyor İsa Mesih'in kuluyum. Şimdi buradaki kul kelimesi ilginç bir şey. Kilisede bugün kul kelimesini fazla duymuyoruz. Hatta sanki bizim inancımızda değil de başka inançlarda kul anlayışı var. Çünkü bir efendi tanrı var yukarıda ve bir kul var değil mi? Ve ne biliyoruz? Kul ...efendiye hizmet eder her zaman ve efendi de e, kulla bir ilişkisi yoktur, e, bir bağlantısı yoktur ve ona her zaman sadece hizmet eden bir kul vardır. Pek onun değeri yoktur. Böyle görürüz ve kul kelimesini pek sevmeyiz. O yüzden biz kilisede daha çok ne kullanıyoruz? Tabii ki bunlar kutsal kitabın bize vermiş olduğu kimlikler yani... Biz neye odaklanıyoruz? Ben Tanrı'nın oğluyum, ben dünyanın ışığıyım, dünyanın tuzuyum. Ya da işte ne söyleriz? Ben elçiyim, pastörüm, öğretmenim, peygamberim gibi ya da çocuk öğretmeniyim gibi bazı bizim de kendimize verdiğimiz ünvanlar olabiliyor ya da Rabbim bize verdiği şeyler. Ünvanlar hizmetimize göre. Ama ben İsa'nın, Mesih İsa'nın kuluyum diyen birisine ben doğrusu bugüne kadar rastlamadım. O zaman burada Pavlus ne söylemek istiyor? Ben kuluyum derken gönüllü kölesiyim diyor. O zamanlarda kölelik vardı biliyoruz o günün dünyasında. Ve Romalılar her zaman efendi olan bir halktı ve diğer birçok ulus köle oluyordu ve kölelik sistemi vardı. Köle nedir? Köle efendisine her zaman hizmet eden ve ona ait olan birisidir. Ve birçok zaman bir işte efendi, bir kişi köle pazarından gidip köleyi satın alır ve ondan sonra köle hayatı boyunca efendisini sadece efendisine hoşnut etmek için çalışır. Sadece ona aittir, sadece onun için yaşar. O zaman da kölelik vardı ve bu hayatın kaçınılmaz bir parçasıydı bir köleye sahip olmak ve bir insanların efendileri vardı. Ve bazı durumlarda belli bir yıldan sonra efendi köleyi özgür bırakırdı. Ama bazen köle efendisinden eğer çok hoşnutsa ya da gidecek yeri olmayabilir ve efendisini seviyorsa o zaman kendi isteğiyle özgür olsa bile istekli olarak gönüllü olarak efendisine ait olmayı ve ona hizmet etmeyi seçerdi ve bu şekilde hayatına devam ederdi. Dulos anlamına gelen bir kelime, gönüllü, kele, ke, gönüllü köle kelimesi. Ancak Pavlus'un yine böyle bir kelimeyi seçmesi de kendisi için ilginç. Çünkü Pavlus'a baktığımız zaman onun gerçekten bir Yahudi olduğunu biliyoruz. Kendisi için öyle söylüyor Filipelilerde öz ve öz Yahudiyim diyor. Ama aynı zamanda onun Roma vatandaşı olduğunu da biliyoruz. Ve bu vatandaşlığı muhtemelen Pavlus para ile satın aldı. Çünkü Roma vatandaşı olmak büyük ayrıcalıklara büyük ayrıcalıklara sahip olmanıza yardımcı oluyordu. Pavlus da bu vatandaşlığı para ile satın almıştı. Mesela Roma vatandaşı asla köle olmazdı ve bunun için belki de büyük bir miktar para ödemişti. Ama bugün görüyoruz ki Pavlus iman ettikten sonra gönüllü köle olmayı seçiyor o kadar para vererek almış olduğu bu Roma vatandaşlığını bir kenara bırakıp Rabi İsa Mesih'in kölesi olmayı seçiyor. Cennet vatandaşı olmayı seçiyor. Ve kendisine ben gönüllü kölesiyim dediği İsa Mesih'e hizmet ediyor. Onun uğruna ona hizmet etmek uğruna öyle söylüyor. Tam 9 kez taşlandı, deniz kazasına uğradı değil mi? Açık denizlerde günlerce, 15 gün kadar aç ve susuz kaldı. Defalarca ve defalarca taşlandı ve birçok kişi tarafından reddedildi. Ama bakın Filipeliler de şöyle söylüyor. Çünkü gerçek sünnetliler Tanrı'nın ruhu aracılığıyla tapınan, Mesih İsa ile övünen, insansal özelliklere güvenmeyen bizleriz. Ben aslında bunlara da güvenebilirdim. Eğer başka biri bunlara güvenebileceğimi sanıyorsa ben daha çok güvenebilirim. 8 günlükken sünnet oldum. İsrail soyundan, Benyamin oymağından öz ve ez, öz İbraniyim. Kutsal yasaya bağlılık derseniz felisiydim. Gayret derseniz kiliseye zulmeden biriydim. Yasaya dayanan doğruluk derseniz kusursuzdum. Ama benim için kazanç olan her şeyi Mesih uğruna zarar saydım. Dahası var uğruna her şeyi yitirdiğim Rabbim İsa Mesih'i tanımanın üstün değeri yanında her şeyi zarar sayıyorum, süprüntü sayıyorum. Ne kadar muhteşem bir şey değil mi? Pavlus işte bu yeni efendisi uğruna hayatı boyunca kazanmış olduğu her şeyi zarar ve süprüntü sayıyor. Çünkü yeni efendisine hizmet etmek artık onun yaşam amacı. O zaman bu mektup Romalılar mektubuna baktığımızda bu aslında bir teoloji kitabı değil ya da bir teolog kitabından işte kutsal kitabı çalışmış ya da tanrı bilgisini bilen, tanrı sözünü çalışmış bir kişi değil sadece. Bu sözleri çok iyi bilen bir kişi değil ama burada ne görüyoruz? Bir efendi var ve ona hizmet eden bir kölesi. İşte bu kitap ikisinin arasındaki ilişkiden kaynaklanıyor. Aynı zamanda öyle söylüyor. 1. Korintliler 6 19 20'de şöyle söylüyor. Kendinize ait değilsiniz. Bir bedel karşılığı satın alındınız. İnsanlara köle olmayın. Kölenin hayatı kendisine ait değildir. Efendisine aittir. İşte Pavlus'a baktığımızda gerçekten hayatı efendisine ait olduğu için geriye dönüp baktığında Hiçbir şey artık onu üzmüyor. Ne kaybetmiş olduğu o muhteşem yaşantı, zenginlik. Muhtemelen Pavlus'un büyük bir gücü vardı, büyük bir güce sahipti. Kutsal yazılardan onu anlıyoruz. Hem de zengin birisiydi. Ama o her şeyi Rab İsa Mesih'in uğruna feda etti. Neden? Çünkü onun tarafından satın alınmıştı. Artık ona aitti ve yaşantısı sadece ona hizmet ederek ve onu hoşnut ederek geçirecekti. Öyle söylüyor. insanlara köle olmayın. Çünkü kendinize ait değilsiniz. Bir bedel karşılığı satın alındınız. İşte Pavlus bunu çok iyi anladığı için İsa'nın onun için ne yaptığını, o hayatını rahatça gönüllü kölesi olduğu Rabbin ellerine teslim edebildi. Bu bedel neydi? Vahiy 5'te işte şöyle söylüyor. Mesih'in kanıyla satın alındık. Çünkü boğazlandın ve kanınla her oymaktan, her dilden, her halktan, her ulustan insanları Tanrı'ya satın aldı. Ve Galatyalılar da gene şöyle söylüyor bir onda. Şu anda insanların onayını mı yoksa Tanrı'nın onayını mı kazanmaya çalışıyorum? Ya da insanların gözüne mi girmeye çalışıyorum? Eğer şimdiye dek insanları hoşnut etmeye çalışsaydım onun kölesi olmazdım. Ne kadar harika değil mi? Belki de bu kitabın bu kadar meyve vermesindeki en büyük etkenlerden birisi işte kendisini seçmiş olan efendisine köle olabilecek kadar, her şeyini verebilecek kadar sevip sadece onu hoşnut etmeyi düşündüren bir yaşam tarzı. Bugün Bugün Pavlus'un mektubu 2000 yıl sonra bile biz okuduğumuzda Tanrı'nın sözü olarak bizler üzerinde Tanrı 2000 yıldır nasıl bu kitabı kullandı? Nasıl etkili bir şekilde kullandı? Bugün hala Romalılar kitabı okunduğu zaman cinler titremekte ve insanlardan cinler çıkmakta. Bu kadar etkili olmuş bir kitap. 2000 yıldır. O zaman sizin hayatınızda da böyle kalıcı meyveler olmasını istiyor musunuz? Öyle söyledi değil mi İsa? Ben sizi seçtim. Meyvanız olsun diye, kalıcı meyvanız olsun diye seçtim diyor İsa Mesih. Eğer bizim meyvalarımızın kalıcı olmasını istiyorsak gerçekten yaşantımızı Pavlus gibi onun önüne böyle hiç düşünmeden, kendimizi düşünmeden hayatımızı onun Önüne serebiliyor muyuz? Çünkü İsa Mesih bizi kanıyla satın aldı. Bizler bir zamanlar e, iblise köle olmuşken onun kanı aracılığıyla satın alındık ve yeni bir egemenliğe geçtik. Yeni bir efendimiz var. Artık bu yeni efendimizi hoşnut eden bir yaşam tarzına mı sahibiz yoksa daha çok etrafımızdaki insanları hoşnut etmeye mi çalışıyoruz? Devam edelim. Pavlus'un e, sözü burada bitmiyor. Kendisi hakkında aynı zamanda ben elçisiyim diyor. İsa Mesih'in elçisiyim. E, müjdeyi yaymak üzere seçildim ve elçi olmaya çağrıldım diyor. Ama yine ben sizi kulu kelimesiyle e, tekrar hatırlatmak istiyorum. Çok güzel bir şey değil mi? Pavlus önce elçi olduğunu ve önce müjde yayıcısını söylemeden önce kendisine kulum ben diyor. Ben gönüllü köleyim diyor. Eğer bizler de Rabbe hizmet ediyorsak belki bir pastör olabiliriz. Belki kendimize elçi diyoruz. Belki kendimize peygamber diyoruz. Belki kendimize çocuk hizmeti yapan diyoruz. Belki kendimize televizyon hizmeti yapan diyoruz. Ama her şeyden önce bizler de Pavlus gibi kulu olmayı, onun gönüllü kölesi olmayı birinci sıraya koyabiliyor muyuz? Bu Gerçekten başarılı bir hizmet için son derece gerekli ve değerli bir şey. Şimdi Pavlus'un nasıl e, İsa Mesih'in elçisi olduğuna bakalım. Öncelikle kendisine İsa Mesih'in elçisiyim derken bunu bir gururla yapmıyor, değil mi? Biz e, bugün böyle sözleri çok duyuyoruz. Ve burada kendisini yukarıya çıkartmak için yapmıyor. Ama İsa Mesih tarafından seçilmiş olmasının, seçilmiş bir elçi olmasının ne kadar önemli olduğunu ve insanların onu nasıl dinlemesi gerektiğinin e, gerektiğini aslında e, gözlerimizi oraya dikmemizi istiyor. Çünkü onun bizler için söyleyeceği sözler kendi sözleri değil ama elçisi olmaya çağrılan Tanrı'nın e, sözleridir. O zaman bu sözlerin etkisi etkili olması için Pavlus elçi olduğunu burada hatırlatıyor. Üçüncü olarak Pavlus kendisi hakkında aynı zamanda e, müjdeyi yaymak üzere seçildim diyor. Bu da e, şimdi biraz buna bakalım. Galatyalılar 1.15'te şöyle söylüyor. Ben diyor annemin rahmindeyken Tanrı'nın müjdesini duyurmak için ayrıldım. Tanrı Pavlus'u annesinin rahmindeyken, Tanrı'nın müjdesini yaymak üzere onu bir kenara ayırdı. Ve Pavlus'u Şam yolunda hizmete atadı. İsterseniz şimdi geriye dönüp Şam yolundaki Pavlus'un Tanrı ile karşılaşmasına bakalım. Yani biliyoruz ki Pavlus birdenbire gökten bir şimşek gibi bir şey geldi Pavlus'un üzerine ve atından düştü ve bir anda kör oldu ve bu zamanda Tanrı ona konuştu. İsa Mesih ona kavuş, ona konuştu ve bakın şu sözleri söyledi. Ey efendim sen kimsin dedim. Ben senin zulmettiğin İsa'yım diye yanıt verdi Rab. Haydi ayağa kalk. Seni hizmetimde görevlendirmek için sana göründüm. Hem gördüklerine hem de kendimle ilgili sana göstereceklerime tanıklık edeceksin. Seni kendi halkının ve öteki ulusların elinden kurtaracağım. Seni ulusların gözlerini açmak ve onları karanlıktan ışığa, şeytanın hükümranlıktan, hükümranlıklarından Tanrı'ya döndürmek için gönderiyorum. Öyle ki bana iman eden günahkarların af, bana iman ederek günahlarının affına kavuşsunlar ve kutsal kılınanlar arasında yer alsınlar. İşte burada gördüğümüz şey Tanrının sözünü yaymak üzere Tanrı tarafından seçilmiş bir adam. Böyle söylüyor İsa Mesih. Şimdiye kadar gördüklerini ve ben sana daha konuşacağım. Sana göstereceğim şeyler var. İşte Romalılar kitabında gördüklerimiz Tanrı'nın söylediği şey. Ben sana konuşmak istiyorum. Sana konuşacağım Pavlus. Roma Kilisesi'ne konuşacağım ve 2000 yıl sonra bile 2000 yıldır Tanrı işte kiliseye ve bütün dünyaya söylemek istediği sözlerini Pavlus'u kullan, kullanarak Söylemiştir ve Romalılar kitabında inanılmaz muhteşem şeyler duyuyoruz Tanrının bizler için düşüncesi hakkında bu dünya için kurtuluş için ve yaşamımız için. E o zaman tekrar sizleri bekliyorum önümüzdeki hafta yeni bir programda birlikte olmak üzere hoşçakalın. Bu nedenle Roma'da bulunan sizlere de müjdeyi elimden geldiğince bildirmek için sabırsızlanıyorum. Burada gördüğümüz şey müjdeyi duyurmam benim sorumluluğum.